Tahliye talepleri reddedildi, duruşma 11 Şubat'a ertelendi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'un 19 Aralık'ta suikast sonucu öldürülmesine ilişkin açılan davada ara karar çıktı. 8 Ocak'ta Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan davanın ilk 3 celsesine tutuklu ve tutuksuz sanıklarla sanık avukatları katıldı. Mahkeme heyeti 9'u tutuklu olmak üzere 28 kişinin yargılandığı davada sanıkların savunmasını dinledi. Sanıkların tamamı haklarındaki suçlamaları reddetti. Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ı FETÖ toplantılarına götürdüğü belirtilen tutuklu sanık Kaan Bülbül ise diğer sanıklar tarafından bilerek hedef gösterildiğini iddia etti. Davanın bir başka önemli sanığı suikastin yapıldığı serginin organizatörü Mustafa Timur Özkan. Özkan sergi için kimseden talimat almadığını dolgu malzemesi olarak iddianameye isminin konduğunu savundu. Savunmaların ardından tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Dava 11 Şubat tarihine ertelendi. Bunun yanı sıra duruşmalarda hazır bulunmayan tutuksuz sanık Abdülsamet Kekeç hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Tarihi niteliğe sahip davanın ilk üç duruşmasını başta Rusya olmak üzere çok sayıda yabancı ülkeden basın mensubu takip etti.